Bugün yeni bir kuramı, yeni bir kuramcıyı ele alacağız. Immanuel Wallerstein. Ben hep Wallerstein derdim. Wallerstein da deniyor ama galiba yaygın olarak Wallerstein deniyor. Sonunda hani ben de Wallerstein telaffuzunu benimsedim diyelim. Evet, şimdi Wallerstein'i evet baby. Şimdi biliyorsunuz kuramcılara başlarken hani benim o kuramcıyla ilişkim ne oldu? Diğer kuramcılarla o kuramcının ilişkileri ne olabilir? Onunla başlıyorum. Wallerstein'le yani yüz yüze gelmedim ama 1998 yılında Kanada'da o zaman o Dünya Sosyoloji Kongresi'nin başkanıydı. Daha doğrusu başkanıydı önceki 4 yılda. O yılda oranın o Dünya Kongresi'nde kendi görevini bir sonrakilere bırakıyordu ve orada bir konuşma yaptı. Onu ben hani doğrudan dinleyiciler arasındaydım, dinledim. Ve o bölümü de size okutmak istediğim, okumanızı istediğim kitabının 15. bölümü olarak buraya koymuş durumda. Bu kitap daha önce de sanıyorum dersi tanıtırken gösterdim. Şurada da tekrar gösteriyorum. Bildiğimiz Dünyanın Sonu. Bu kitabın son bölümü, o benim dinlediğim konuşma. Burada bunun 15. bölümü olmuş bu kitabın. Tamam, ona gitmeden önce, ona geleceğim. Ona gitmeden önce sanal olarak diyelim, tarihsel olarak benim Wallerstein'in kuramıyla benim gelişmem, benim sosyolojik gelişmem arasında bir paralellik var. O da şöyle. 1900'lerde doğmuş olan iki iktisatçı, bunlar daha çok sosyolog değil. Paul Baran ve Paul Sweezy 1950'lerde Political Economy of Growth diye bir kitap yazıyor. Paul Baran, işte ben Orta Doğu'da ikinci sınıf sosyoloji öğrencisiyken elime geçen bu kitap, Paul Baran'ın bu kitabı. Sonra da Paul Baran ve Paul Sweezy birlikte Monopoly Capital, tekelci kapitalizm, Tekelci Kapital kitabını yazıyorlar. Şimdi Paul Baran'ın bu kitabından yola çıkarak ben o dönemde, yani ikinci sınıf köy sosyolojisi için arkadaşlarımla birlikte yaptığım araştırmayı, köylerde yaptığım araştırmayı ve Mübeccel Kraya sunduğumuz araştırmanın verilerini, analizlerini Mübeccel Kraya ödev olarak, ara dönem ödevi olarak sunmuştuk. O araştırmayı ben daha sonra o yaz Antalya'ya giderek pamuk üreten köylerde araştırmalar yaptım ve sonra ODTÜ'ye dönüp onlara bir 60 sayfalık kuramsal bir çerçeve yazdım o köy araştırmalarına. İşte orada bu Paul Baran ve Paul Sweezy'den yola çıkarak Türkiye'deki ekonomik gelişme durumunu, toplumsal yapı ilişkilerini, tarihsel dönüşümü, az gelişmiş kapitalizm ve köylere girişi başlıklı hani işte kitabı yazdım o yaz. 1966'dan 65-66 ders yılı ve 66 yazı ve 67 66-67 de de 66-67'nin başında da bu kitap basılıyor.
O zamanın Öğrenci Birliği tarafından bu başlıkla. Daha sonra da bu kitaptan başlayarak işte Kırıkkale ve Keskin'de araştırmalar yapıyoruz. Yani bu o 1967-68. 1971'de ben onlara dayanarak yüksek lisans tezimi yazıyorum ve orada da bu az gelişmiş kapitalizm kavramını bu sefer Geertsen Agricultural Innovation, evrimleşmeyen karmaşıklık kavramıyla da birleştirerek tarımsal ve ticari evrimleşmeyen karmaşıklık ve hani niye Türkiye, Japonya gibi mesela bir sanayi devrimi gerçekleştiremedi veya İngiltere gibi falan, bunu açıklamaya çalışıyorum. İşte tam bu sırada yani bu 1966-67 gördüğünüz gibi 1966'da Andre Günder Frank Chicago Üniversitesi'nde o sırada Development of Underdevelopment diye bir makale yazıyor. Az gelişmişliğin gelişmesi. Ama benim bundan haberim yok. Çok yıllar sonra haberim oldu. Ama yani gördüğünüz gibi 1966'da işte ben az gelişmiş kapitalizm kavramını Türkçe'ye hani kazandırıyorum ve kitabı yazıyorum. Andre Günder Frank da onu Monthly Review diye bir dergide bu makaleyi basıyor. İşte tam da bu sıralarda Emmanuel Wallerstein 1971-72'de Çağlar Keyder'in Wallerstein'in ölümünden sonra yazdığı bir yazıda bunu çok açık bir şekilde belirtiyor. Wallerstein'in araştırma programının ortaya çıkışı, yani 69-70-71, gördüğünüz gibi aynı yıllar ve işte kavramını, yani dünya sistemi analizi, dünya sistemi, kapitalist dünya sisteminin ortaya çıkışı, gelişmesi, dünya iş bölümünün ortaya çıkması ve dünyanın merkez, yarı çevre ve çevre olarak üçe bölünmesi, hani bu kuramı geliştiriyor. Ben ise daha çok o sırada birinci dünya, ikinci dünya, üçüncü dünya var. Hani üçüncü dünya niye az gelişmiş, bunu anlamaya çalışıyordum. Yani niye çevre, yani çevreleşmiş, yarı çevre konumunda. Yani hani Emmanuel Wallerstein'in şeyi burada hani bütün dünya sosyologları tarafından da benimsenen yeniliği hani daha günlük düzeyde kullanılan birinci dünya, yani kapitalist, gelişmiş kapitalist dünya, ikinci dünya, yani sosyalist Sovyetler Birliği, Çin, hani 1960'lardan söz ediyoruz ve üçüncü dünya, hani bu ikisinin dışında kalan ve her ikisi de bizim gibi kalkının, bizim gibi kalkının diye bütün dünya ülkelerine sunuyorlar. İşte ben bu kitapta niye birinci yoldaki, yani diyor ki birinci yoldakiler, biz modernleşme sürecinde geçirdik. Şimdi hazır önünüzde modernleşme kuramı var. Bu modernleşme kuramına göre siz de bizim gibi olun. Gelişin, kalkının, aşamalarını geçin filan, sanıyorum hani buna benzer dersler aldınız, yani orada da anlatıldı bunlar. Hani Andre Günder Frank veya Emmanuel Wallerstein veya Samir Amin mesela, daha sonra Mısırlı olup ama Paris'te, Dakar'da daha çok çalışmalar yapmış olan, Afrika'da Afrika araştırmaları merkezini kurmuş olan Samir Amin, yani bunlar 1930'larda doğmuş, yani her üçü de Wallerstein, Frank ve Amin, Samir Amin 30'larda doğmuş kuramcılar. Ben hani 1946 doğumluyum, işte aynı ekolde çalışan Çağlar Keyder,
47 doğumlu, Ahmet Ertuğrul Tonak 51 doğumlu falan. Yani gördüğünüz gibi hani Türkiye'den de yani şöyle bir şey. Kuramlar dünyanın belirli bir aşamasında artık kendisini sunuyor insanlara. İnsanlar da bulundukları ülkeden ve bulundukları ülkedeki içinde bulundukları bilimin düzeyine göre, araştırmaların düzeyine göre ona katkıda bulunuyor. Yani böyle şey diyeyim. Immanuel Wallerstein, yani şöyle bir şey daha söyleyeyim şimdi. Immanuel Wallerstein daha çok New York'ta, New York'taki üniversite, Binghamton, yine New York Üniversitesi'nin bir şubesi diyelim, New York'un dışında Binghamton'da, ama yine orada mesela Çağlar Keyder Binghamton'daki sosyoloji bölümüne işte bir dönem burada, bir dönem Boğaziçi'nde olmuştur hep. İşte André Günder Frank Şili'de bir dönem, Allende dönemi Şili'de oluyor ama sonra Hollanda'ya geçiyor. Samir Amin de dediğim gibi Paris ve Dakar Afrika'da bulunuyorlar. Ve hani bulundukları yere göre dediğim gibi ve kuramlarının içine girdikleri kuramın, hani ben işte o dönemde Vejel Fry'ın Adana'da yaptığı araştırmaları rapora olarak arkadaşlarımla birlikte, hani Ankara köylerinde araştırma yapıyoruz. Sonra Mübeccel Kıray'ın köylerine benzer, Adana köylerine benzer pamuk üreten Antalya köylerini seçiyorum. Hani orada kapitalizmin gelişmesi. Neyse, bu hani eğer köy sosyolojisi alıyor olsaydınız bunları ayrıntılı anlatırdım ama şu anda çağdaş sosyoloji kuramları dersindeyiz. Daha fazla buna gitmeyeceğim. Şimdi peki hani bunlar arasından işte Immanuel Wallerstein bu kitapları yazıyor ve hani bütün dünyaya mesela André Günder Frank'ın gibi sadece az gelişmişlik ve bağımlılık kuramı veya Samir Amin'inki gibi değil, hani dünya sistemi analizi, dünya sistemi yaklaşımı. Hatta işte benim size önerdiğim kitapta, hani bildiğimiz Dünyanın Sonu kitabının 13. bölümünde şöyle bir makalesi var. Bu da 1974'te falan yazılmış. Dünya sistemi analizinin yükselişi ve düşüşü diye bir makale yazıyor. Yani diyor ki işte şimdi orada bir kuram geliştiriyor. Kapitalist sistem bir önceki feodal sistemin krizinden nasıl ortaya çıktı? Hangi şartlarda ortaya çıktı? Yani bir sistemden bir dünya sisteminden, yani world system diyor buna. Bir dünya sisteminden bir başka dünya sistemine geçişin dinamikleri. Yani buna hani şu anda işte 500 yıl süren kapitalist dünya sisteminin işte sonuna gelindi, çatallanmaya girdi, krize girdi, yapısal krize girdi. Hani yeni bir dünya sistemine veya çoğul dünya sistemlerine, kapitalist dünya sisteminden önce de çoğul dünya sistemleri vardı. Yani Batı'da hani Roma İmparatorluğu sistem, onun dağılmasıyla Avrupa'da ortaya çıkan işte neyse giderek ulus devletlere doğru ve mutlak devlete doğru evrilmekte olan sistemler, karşı tarafta Akdeniz'in öbür tarafında Osmanlı İmparatorluğu sistemi, daha doğuya doğru gittiğimiz zaman Hindistan'da bir sistem, tabii ki Çin, hani 5000 yıllık bak, hani sistemler var. Yani kapitalist dünya sistemi ortaya çıkmadan önce sistemler var. Bunlardan Avrupa'daki feodal sistemin krize girmesi, çözülüşü, yani bu 15. yüzyılda oluyor.
işte bu keşifler, coğrafi keşifler, Avrupa'nın Çin'e, Hindistan'a gitme üzere hareketlenmesi, ama dünyanın yuvarlak olduğunun anlaşılması ve batıya doğru giderek doğuya gitmeye çalışırken Amerikalıları keşfeden de 1492 değil mi? Yani Kristof Kolomb, yani 15. yüzyılın sonu. O işte bu hareketlenme sürecinde diyor Wallerstein, bir geçiş gerçekleşiyor. Yani feodal sistemin çözülüyor, krize girmiş. Oradan daha önceki sistemlerde bastırılmış olan burjuva sınıfı, kapitalist sınıf, sermaye birikim yapan, ticaretle uğraşan ve hani zanaatkarlarla ilişkisi olan kesim bir şekilde bu kriz içinde devlet, o ortaya çıkan devletlerle öyle bir ilişkiye giriyor ki baskın olan büyük toprak sahiplerinin karşısında şehirlerde öne çıkıp gelişmeye başlıyor. İşte göçler başlıyor. Yani ona genesis diyor. Yani kapitalist dünya sisteminin, ekonomik sistemin, kapitalist ekonomik sistemin doğuşu, oluşumu, oluşum süreçleri. Hani bu o üzerine çok makaleler, kitaplar yazılmış bir süreç bu. Mesela işte feodalizmden kapitalizme geçiş diye bir kitap vardır. İçinde yine işte Dobb, Sweezy ve diğerlerinin makaleleri vardır. Mesela Japonya'dan Takahashi'nin, yani bu geçiş sorunsalı işte Wallerstein'de ona genesis, oluşum diyor. Oluştuktan sonra diyor dünya sistemi bütün diğer sistemler gibi oluşur, kendi dinamiklerini oluşturur. İşte kapitalist dünya sistemi, dünya ekonomisi çerçevesi içinde fazla üretim, az tüketim krizleri oluyor. Ekonomik krizler oluyor. Bunlara Kondratiev döngüleri diyor. Kondratiev diye iktisatçının tarihsel iktisat, tarihsel sosyoloji yaptığınız zaman gördüğünüz hani 50 yıllık döngüler bunlar. İlk 25 yılında dünya ticareti genişliyor. Sonra bir noktaya, bir limite ulaşıyor ve azalmaya başlıyor. Sonra krize giriyor. 25 yıl azalıyor. Yani bu depression kısmı, bir tarafı hani expansion, genişleme, öbür tarafı daralma, kriz. Mesela böyle ekonomik kriz, bu döngünün ekonomik krizlerden bir tanesi meşhur 1929 ekonomik kriz. O yani bütün dünyayı hakikaten hani kapitalist dünya ekonomisinin bir dünya ekonomisi olduğunu, bütün dünyayı etkilediğini hani orada görüyoruz. Hani Amerika'da çıkıyor ama bütün diğer ülkeleri etkileyen bir büyük buhran denir ona, işte 1929 buhranı, krizi. Ama daha sonra o hani İkinci Dünya Savaşı ile yukarı doğru çıkıyor. İşte tekrar dönüyor. Yani bu hani 500 yıllık ömrü var bu sistemin, bu kapitalist dünya ekonomisi veya kapitalist dünya sisteminin ve bu 500 yıllık ömrünün sonuna geldi. İşte diyor ki, biraz sonra sözünü edeceğim, Commentaries diye bir şeyi var Wallerstein'in. 1998 yılından başlayarak işte 2019 Temmuz'una kadar, 1 Temmuz'una kadar her 15 günde bir şey yazıyor. 2-3 sayfalık kısa işte yorum diyelim, yorum. Yani dünya sistemi hangi ülkeyi nasıl etkiliyor? Dünya sistemi dönüşüme girdi mi? Çatallanma nereye doğru gidiyor? Yani bununla ilgili işte
son yazdığı 1 Temmuz'da yazdığı 500. olmuş. Yani 500 tane kısa kısa yorum, makale yazıyor. Ben de o dönemde o yazısını belki de şurada sizinle paylaşabilirim. Benim blogumda onun bir kısmını çevirdim, özetledim. Yani böylece sizi de belki de şuradan ona girebilir miyim diye bir şey yapacağım. Bakalım girebilecek miyim? Şuraya Chrome sekmesi olarak aldım onu. Sanıyorum şuna tıklarsam önüme bu çıkacak. İşte gördüğünüz gibi bu benim blokun, hani burada bir sürü şeyler var. İşte kuramcıların anlattığım yerler var falan. Bu işte şöyle başlığı var. 2019 yılın kaybetti, bakayım görüyor musunuz siz? Evet, görüyorsunuz değil mi? Evet. 2019 yılında kaybettiğimiz iki sosyolog, Eric Olenright ve Emmanuel Wallerstein. Tamam, görüyorsunuz orada. Eric Olenright'ı burada hani ele almıyorum. Dolayısıyla hani aşağıya geçiyorum. Aşağı doğru iniyorum ve Emmanuel Wallerstein'e geliyorum ve diyor ki işte burada Emmanuel Wallerstein, kendi kendime diyor söz vermiştim. Hani bir süre önce. Ya ne kadar yazacağım ben bunu? Ömrümün sonuna geldim. 88 yaşında işte 2019'da 31 doğumlu, 1931 doğumlu. 88 yaşında. Hani artık yazmayayım. 500.'den sonra yazmayayım dedim diyor. Ve bu sonuncuyu yazıyor. Ve işte sonuncunun başlığı da hani işte bu bir son, bu bir başlangıç, bu bir son, bu bir başlangıç. Yani bu sonuncusunun başlığı böyle. Ve diyor ki işte burada yani bu 500 yazı bütün birçok dillere çevrildi diyor. Yani Türkçe'ye de çevrilmiştir. Aradım bir bulabilir miyim diye ama bir yani siz de arayın. Yani Türkçesi de çevrildi bunların. Ama 500'ünün de çevrildi. Tek bir dil var diyor. O da Mandarin Çincesi. Mandarin Çincesine Wallerstein'in bir öğrencisi bütün bu yazıların hepsini çevirmiş. İlginç bir şey. Neyse diyor ki yani şeye çok önem veriyor. İşte biraz sonra anlatacağım gibi bu dünya sisteminin yürürlükte olduğu zaman, bir sistem yürürlükte olduğu zaman onun dinamikleri öyle ki hani daha çok dengede ama krizler döneminde dengeden uzaklaşıyor. Ama yeni mekanizmalarla bir sonraki ve belirli süreçlerle işte daha çok yere yayılarak, daha çok sömürerek diyelim, kapitalist sistem öyle bir şey, yeniden dengesini kuruyor. Yani ama sistemin çalıştığı dönemlerde büyük girdiler küçük çıktılara yol açıyor. Sadece küçük sonuçlar doğurabiliyor. Ama geçiş dönemlerinde, geçiş dönemi belirsiz. Yani artık dengeye gelmek diye bir şey söz konusu olmayabilir. Yeni bir dünya sistemi veya dünya sistemleri ortaya çıkacaktır bu çatallanma veya geçiş sürecinde. İşte bu geçiş sürecinin belirsizliğini işte diyor ki gelecek çok önemli ve ilginçtir. Ancak doğası gereği bilinemez diyor. Yani ben çevirdim bunu İngilizceden Türkçe'ye. Onulmaz yapısı kriz içine girmiş olan modern dünya sisteminin birileri veya bazı gruplar tarafından 1968 karmaşıklığının dönüştürücü bir şekilde kullanımıyla dönüştürülmesi kesin olmamakla birlikte mümkündür diyor. Bu dönüşüm muhtemelen çok zaman alacaktır. Hatta yorumlarından ötesine geçip devam edecektir diyor. Yani şöyle bir ümidini belirtiyor yani burada. Hani diyor ki 1968 kompleksi dediği 1968'de
dünyadaki üniversitelerin çoğunda, ben de o zaman o sırada ODTÜ'den mezun olmuş 68'de ve Chicago Üniversitesi'ne gitmiştim. Hem ODTÜ'de 68'de olaylar oluyordu. Ama ben ona, hani ben oradan ayrılmıştım. Chicago'da, Chicago Üniversitesi'nde olaylar oluyordu. Ben de onlara gözlemci olarak onlara katıldım. Gözlemledim en azından. Katıldım demeyeyim. Gözlemledim. İşte bu Paris'te başlıyor. Bütün dünyada Pekin'de, Tiananmen Meydanı'nda, yani dünyanın her tarafında öğrenciler, gençler diyelim, gençler. Sadece öğrenciler değil çünkü. Hem birinci dünyadaki veya Wallerstein'in merkezindeki gelişmiş kapitalist ekonomilerin artık insanlara eşit ve yani özgürce, adil bir şekilde yaşayacakları bir dünyayı vaat ettiği halde gerçekleştiremediğini, benzer şekilde ikinci dünyadaki sosyalist ekonomilerin de vaat ettikleri şekilde eşitlikçi, özgür bir dünya gerçekleştiremediğini, tam tersine işte bürokratik devlet, bürokratik hiyerarşik devlet sistemini kurduğu, üçüncü dünyadaki bağımsız savaşlarıyla kazanılan bağımsız üçüncü dünya ülkelerinin liderlerinin vaat ettikleri kalkınmada yeterince hızlı ve oradaki fakirliği ortadan kalacak düzeyde olmadı. Yani dünya artıktan değiştirilmelidir falan diye ortaya çıkan bir hareket bu. Hani birçok ülkede bunun belirli etkileri oldu. Ama Wallerstein buna çok önem veriyor. Ve hani ona benzer bir şeyin bu sefer hani ülkeler düzeyinden çok dünya sistemi düzeyinde, dünya sistemini değiştirip hani daha eşitlikçi, daha refah ve işte zenginliğin adil bir şekilde dağıldığı bir dünya sistemi de kurulabilir diyor. Tam tersine İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde ve sonrasında ortaya çıktığı gibi hani Hitlerci hiyerarşik otoriter veya Stalinci totaliter bir sisteme benzer sistemler de çıkabilir şu bir geçişin sonunda. Hangisinin olacağı diyor, geçiş dönemindeki sistem döneminden farklı olarak çok küçük girdilerin çok büyük sonuçlara yol açabileceği varsayımından, sayıltısından öncül diyor buna. Öncülünden yola çıkıyor. Bu da kaos kuramı diye bir kuram var. Hani kaostan çıkıp düzen oluştuğu zaman düzenin içinde düzenlenmiş bir yerde büyük girdiler ancak küçük sonuçlara yol açıyor. Ama kaos döneminde işte bir kelebeğin çırpılışı başka bir yerde büyük bir fırtına hani oluşturabilir diye böyle espri şeklinde anlatılır bu. Hani küçük girdiler büyük sonuçlara yol açabilir. Yani bir kişinin bile bir şey söylemesi, bir şey yapması hani sonucunda daha güzel bir dünyanın ortaya çıkmasına yol açabilir diyor ve şöyle bitiriyor. Öyle görünüyor ki dünya yan yollara saparak aşağı doğru gidebilecektir. Veya sapmayabilir de diyor. Bakın yani geleceğin ne kadar belirsiz olduğunu belirtiyor burada. Bu belirsizlik deyince hemen Bauman'ı herhalde hatırladınız. Yani belirsizlik konusunda Bauman'da aynı yerdeler dikkat ederseniz. Geçmişteki yazılarında dünyayı dönüştürmek için esas mücadelenin sınıf mücadelesi olduğunu, sınıf kavramının en geniş anlamıyla yorumlayarak ifade etmişimdir diyor. Yani işte kadınları da işin içine alan, çevrecileri de işin içine alan hani bir kavram olarak kullanıyor yazılarında. Gelecekte yaşamaya devam edenlerin
insanlığı yok etmeye doğru giden bu dünya sistemini dönüştürmek için yapabilecekleri şey, önce kendi kendileriyle mücadele etmeleri ve kendilerini değiştirmeleri, böylece bu değişim gerçek olsun. Yani kendi kendilerini değiştirmeliler, dönüştürmeliler ki yani bu işte iklim krizi, daha büyük krizler, hani 100 yıl sonra eğer böyle gidersek dünyada yaşanabilir mi, yaşanamaz mı bilmiyoruz. Hani oraya doğru gidişini bu dünya sistemi dinamiklerinin artık eğilimlerinin hani sonuna geldiğini, hani daha artık daha çok yani krizleri, buna yapısal kriz diyor, ölümcül yapısal kriz diyor. Bu ölümcül yapısal krizini atlatabilecek yeni kaynakları bulması artık imkansız diyor. Ha, imkanlı mı imkansız mı onu bilmiyoruz ama en azından Wallerstein böyle diyor ve diyor ki ben böyle düşünmeye devam ediyorum ve dolayısıyla 50-50 şansla, 50-50 bakın, 50-60 değil, bu büyük dönüşümün gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ancak sadece 50-50 şansla. Yani 50-50 şansla daha demokratik, daha eşitlikçi, daha adaletli olarak zenginliğin dağıldığı bir dünya sistemi gerçekleşebilir. Ama %50 olasılıkla. %50 de hani bunun tersi olabilir diyor. Yani bu hani bence ilginç bir şey. Diğer yazılarını da belki de okumak, dinlemek istersiniz. Evet, şimdi ben bunu buradan göndereyim ve hani bunu değil beni görür duruma gelin. Evet, şimdi şöyle devam ediyorum. Dediğim gibi bu Bildiğimiz Dünyanın Sonu kitabı, esasında orada bir gizem var. Yani bunun iki bölümü var veya iki kısım var diyelim. İlk 8 bölüm, 15 bölüm. İlk 8 bölüm bildiğimiz dünya, yani bu 500 yıldır sürmekte olan dünya ile ilgili analizler olduğu bölümler, 8 bölüm. Yani bunlardan birisini 8. bölümü hani ben okuyun diyorum. Ondan da bir paragrafı buraya aşağıya aldım. Ama hani geri kalanına bakın. Ben özetleyeceğim. İkinci kısımda ise 13. bölüm, biraz önce sözünü ettiğim, dünya sistemi analizinin yükselişi ve çöküşü. Yani kendi geliştirdiği yaklaşımın yükselişi ve bunun çöküşü. Yani çöküşünü de öngörüyor. Yani ta ilk daha başından geliştirmeye başladığında 1970'lerde hani 2020'li yıllarda veya hatta işte 1999-2000 bu kitabın yazılışı, hani o dönemde artık bunun sona geleceğini ve yeni bir kuram geliştirmek gerektiğini. Çünkü kuram neyle ilgilidir? Dünya ile ilgili. Dünya, yeni bir dünya doğmakta olduğuna göre eski dünyayı analiz eden kavramlar yeterli değildir. Yeni dünyayı analiz eden kavramlar gerekir. Mevlana'nın bir şeyi vardır. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün bugün için yeni şeyler söylemek gerek. Hani buna biraz hani benziyor bu. Yeni bir dünya doğuyorsa eğer, o yeni dünyanın ortaya çıkışını ve nasıl bir dünya olacağının kavramlarını da ona paralel olarak geliştirmek gerekir. Ve de kitabın başındaki, yani birinci bölümden de önce bir hani kısa bir belirsizlik ve yaratıcılık başlıklı kısa bir giriş var. O girişte işte biraz önce sözünü ettiğim, yani kuramının öncüllerini kısaca koyuyor. Yani onu en azından sırf orasını, en az orayı okumanızı öneririm ki onun özetini buraya koydum. Yani kitaptan alıntılar yaparak buraya koydum.
aşağı yukarı söyledim ama hani özetleyeyim daha sistematik olsun. Burada da önünüze eğer içeriği açtıysanız göreceksiniz. Öncüllerin altında 3 tane öncül var. Açanınız var mı bu içerik kısmını? Hediye açmıştır diye düşünüyordum. Veya diğer arkadaşlar açanlarınız var mı? Yani bu haftayı, yani Wallerstein haftasını ve orada da hani Wallerstein'in bildiğimiz dünyanın sonu diye girdiğinizde göreceksiniz. Evet, henüz siz herhangi birinizden söz gelmedi ama herhalde gireceksiniz. Dediğim gibi işte burada bu kısa girişte işte bir daha önce de söylediğim gibi tarihsel sistemler bir genesis, oluşum, gelişme, yapılaşma ve dönüşüm, çatallanma aşamalarından geçerler ve çatallanma aşamasından sonra da yeni bir sistem ortaya çıkar diyor. İkinci öncül, çatallanma, krizler işte küçük girdiler, büyük çıktılardır. Oysa ki sistemin içinde tersidir bunun. Üçüncü olarak belirsizlik, yani özellikle bu çatallanma döneminde bunun korkunç ağır sonuçları olabilir. Yani bu belirsizlik içindeki geçişin ama daha iyi ve adil bir dünyanın çıkmasına da yol açabilir. Sonra buradan kendisinin savunduğu, yani sadece bilişsel ve analitik analizler yapmakla kalmamak gerekir diyor Wallerstein. Aynı zamanda normatif, yani iyi ve kötü nedir dedi, yani iyi ve kötü, güzel ve çirkin, yani onu bilimler onları dışta bırakıyor. Doğru, tabii. Çünkü bilim bilişseldir. Oysaki normatif yargılar yargıdır, değer yargılarıdır. Hani bilim yaparken bunu yapma veya güzel, çirkin sanat beğenileridir. Hani veya estetik beğenilerdir. Daha önce de konuştuk bunları özellikle Habermas'ta. Gördüğünüz gibi hani burada da geliyor gündeme. Ama diyor, yani hani ben burada hani kitaba giriş yazıyorum. Sadece bilişsel, analitik sonuçlarını değil, aynı zamanda hani normatif, etik kaygılarımı da dikkate alacağım. Ve burada da biliyorsunuz benzer bir şeyi Bauman da yapıyordu. Yani Bauman da postmodern dünyada veya katı moderniteden akışkan moderniteye geç, yani akışkan modernitenin, postmodernitenin getirdiği bireyselleşme, toplumun bireyselleşmesi, parçalanma, yani böyle bir dönemde nasıl bütün yüklerin hani bireyin üzerine yüklendiğini, oysa ki yani hani burada ahlaki bir kaygıyı belirtiyordu Bauman. Benzer bir şekilde Wallerstein o kaygıyı da dikkate alarak 4 sonuca ulaşıyor. Diyor ki aydınlanma döneminden beri ve modernitenin hani önemli varsayımlarından birisi olan ilerleme kaçınılmaz değil. Yani hani öyle düşünülüyordu. İlerleme gittikçe daha fazla, daha iyi teknolojiler, daha üretken olunacak ve sonunda hani öyle bir dünya kurulacak ki orada eşitsizlik olmayacak, zenginliklerin dağılımı daha adil bir şekilde, yani aydınlanmanın ve modernitenin ilk dönemlerinin böyle bir beklentisi vardı. Ama yine Bauman'ın da belirttiği gibi hiç de öyle olmadı. Yani özellikle 2. Dünya Savaşı'nda işte Holocaust, diğer şeyler falan ve dolayısıyla hani kaçınılmaz bir şekilde dünya tarihin tekerleği ilerlemeye ve hani daha adil, daha güzel dünyaya kendiliğinden gidiyor. Evet, bu doğru değil diyor. Yani modernitenin aydınlanmanın bu varsayımı doğru değil diyor. Yani dolayısıyla hani burada bir formal rasyonaliteden sözel rasyonaliteye geçiş
Yani bu daha Weber'in, hani yine burada şeyle karşılaştırma yapabiliriz. Habermas'ın araçsal rasyonalite, araçsal akılın kurduğu işte ekonomik sistem, iktidar sistemleri ile hani yaşam dünyasında ki iletişimsel eylem, iletişimsel akıl, ona tözel rasyonalite diyor. Bu Weber'in de kullandığı bir kavram bu. Formal rasyonalite de hani doğa bilimlerindeki hani matematiksel olarak bütün önermelerin ifade edildiği, mantıksal tutarlılığın arandığı, hani öyle bir akıldan akıl tamam olmaya devam etsin. Ama o yeterli değil. İşte geldiğimiz dünya belli, ortadan nereye doğru gidiyoruz. Onun için hani değerleri de dikkate alan özel rasyonalite, yani sadece araçları öne çıkaran değil, değer, araç amaç ilişkilerinde işte adalet gibi, eşitlik gibi değerleri de iyi kötüyü, yani iyi ve güzelin hani yaygınlaşmasını sağlamak değerini de dikkate alan bir rasyonalite geliştirmemiz lazım diyor. İşte sosyal sistemler en karmaşık sistemlerdir. Eskiden sosyal bilimler, sosyoloji doğa bilimlerinden örnek alıyordu. Biliyorsunuz Kant, hani pozitivist sosyoloji nasıl bir sosyolojidir? Fizikte kullanılan metodoloji neyse onu olduğu gibi sosyolojide de kullanalım. Hani ama fiziğin dünyası madde dünyası, geriye konuşmuyor. Oysaki sosyolojinin dünyası insan, onlar konuşuyor, anlaşıyor. Anlam dünyaları var. Sadece maddi şeylerden ibaret değil. Hani kültürel, simgesel, manevi boyutları var. Hani bunları da dikkate alalım dendiğimiz zaman, biliyorsunuz hani işte daha Weberian, daha anlama yönük, daha niteliksel, yani fizikte olmayan, olamayacak da olan, hani kayayla şeyle konuşamayacağını da göre, atomlarla, hani insanlarla konuşarak anlamları da dikkate aldığımız, hani Verstehen diyor Weber, biliyorsunuz bunu. Hani bu tür, yani daha karmaşık olan insan ilişkilerinin kurduğundan ortaya çıkan toplumsal sistemler ve hani ondan ortaya çıkan kültür evrendeki en karmaşık sistem. Yani fiziğin uğraştığı sistemler, hani elementlerin işte daha kompleks elementler, daha veya kimyanın uğraştığı moleküller, daha kompleks moleküller, biyolojinin uğraştığı organizmalar, daha kompleks, tamam, hani en kompleks organizmalardan birisi insan, ama insanların bir araya gelerek oluşturdukları sistem öylesine karmaşık bir sistem ki, hani işte Homo sapiens'in ortaya çıkışından bu yana gittikçe genişleyerek ve karmaşıklaşarak bugüne kadar geldi. Hani dolayısıyla fizikte, kimyada, biyolojide bazıları diyor ki hani sistem, karmaşık sistemler diye bir alan çıkıyor orada, disiplinler arası, yani bu doğa bilimleri arası, disiplinler arası, hani onlar da hani zamanı da dikkate alan bir fizik yapmak, kimya yapmak istersek artık o zaman biz sosyal bilimlere bakmamız lazım. Sosyolojiye bakmamız lazım. Yani hani 19. yüzyıldaki durum tersine döndü diyor. Niye? Böyle bir iyimser bir görüşü var Wallerstein'in. İşte öbür yanımızda da diyor hani sosyal bilimlerin insan bilimleri. Yani tarih, felsefe, edebiyat, hani daha da hani simgesel, anlamsal, anlamaya dayalı olanlar, hani onlar da yine zaman zaman sosyal bilimlere bakıyor. Yani esasında hani
belki de hani o alanda kurulan bu kültürel araştırmalarla burada kullanılan karmaşıklık araştırmaları, hani doğa bilimlerinde kullanılan ve insan bilimlerinde kullanılan, yani hepsinin belki de sosyal bilimlere doğru yöneldiklerini bile söyleyebiliriz diyor. Yani en karmaşık sistemler. Ve dördüncü olarak da belirsizliğin yaratıcılığa ve işte daha eşitlikçi, daha adil dünyaya yol açması ihtimali var diyor. Sonra bu toplumsal değişme bölümünü biraz önce zaten anlattım. Bu dünya sisteminin analizinde işte bu dünya sistemi analizinin neye karşı ortaya çıktığını bunu anlatıyor. Yani dünya sistemi analizi esasında diyor işte 1648'den itibaren 1648 Vestfalia anlaşmasıyla Avrupa'daki imparatorluklardan ulus devletlere geçiş oluyor. 1648 Vestfalia anlaşması. Ulus devletler sistemi diye bir sistem kuruluyor. Ve ondan sonraki bütün dönemde işte 1990'lara kadar, hani küreselleşme kuramları neredeyse ortaya çıkıncaya kadar birçok sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi araştırmaları ulus devlet düzeyindeki ekonomiyi, ulus devlete tekabül eden sivil toplumu, ulus devlete tekabül eden hani devleti, bu üçlü hani işte Fransız sanayi devriminden ve Fransız devriminden sonra böyle bir üçlü ortaya çıkıyor. Yani önce ekonomi giderek kendi kanunlarıyla işleyen, işte arz, talep ve devlet giderek onu kendi haline bırakıyor. Yani devletten ve toplumdan diyelim ki özel hani aile ekonomisinden çıkıp hani şirketler ekonomisine, büyük ekonomik birimlerin üretimi ve onların piyasayla ilişkileri hani ortaya çıkıyor ve buna paralel olarak da yine hani burada hemen Habermas'a atıf yaparız. Bu kamusal alan yani devlet alanında ve ekonomi alanında kalmayan, yani bu ikisinin arasında kalan yerde işte kamusal alanın ortaya çıkışı, dönüşümü, işte orada da bir sivil toplum ortaya çıkıyor. Yani sivil toplumu, orada ortaya çıkan sivil toplumu analiz etmek üzere sosyoloji, işte arz ve talep ve piyasa mekanizmalarıyla, pazar mekanizmalarıyla işleyen ekonomiyi, iktisat bilimi, ekonomi bilimi, işte bunlara hani bunlarla belirli bir ilişki içinde olan devletin bilimi de siyaset bilimi olarak, hani üç bilim kendi alanlarında ulus devlet sınırları içindeki üç ayrı parçayı çalışa geliyorlar diyor. Oysa ki diyor dünyada işte birinci dünya, ikinci dünya, üçüncü dünya diye ayrılmayı ve bazı ülkelerin kalkınamamasını, fakirleşmesini, bazı ülkelerin aşırı zenginleşmesini bu tür ülkeler düzeyindeki analizlerle anlayamayız. Onun için bütüne bakmamız gerekir diyor. Yani şeyin bir kere hani bütüncüllüğünü bu kuramın, dünya sistemi kuramının birinci olarak bütüncüllüğü, ikinci olarak tarihselliği. Yani şimdi diyor ki peki bunun tarihine bakmamız lazım. Ne zaman ilk defa bu şimdi birinci dünya dediğimiz merkez, çekirdek ortaya çıktı? O zaman Hollanda'ya bakmamız lazım. Hollanda, İngiltere, yani önce Hollanda tam dünyaya değilse bile ama yine de coğrafi keşifler falan filan da bütün dünyayı
en azından ticaret yollarıyla kapsamış bir dünya kapitalist sistemi. Ama yani ilk zamanlar Hollanda'da merkezi olan, yani Hollanda hegemonik devlet diyor diyelim ki hani 16. yüzyılda. Sonra bu hegemonya, yani bu yeni ortaya çıkan dünya kapitalist sisteminin hegemonik devleti bir sonraki aşamada İngiltere oluyor diyor. İngiltere ve yani İngiltere en uzun dönem hani bu dünya ekonomik sisteminin hegemonik devleti, hegemonik ekonomisi oluyor. Yani eğer hani Netflix izliyorsanız, Netflix'te Crown dizisi, hani bunun işte İkinci Dünya Savaşı öncesi, yani oralardan başlayıp bugüne gelişini ve hegemonyanın İngiltere'den Amerika'ya geçişini, hani İkinci Dünya Savaşı ile birlikte, yani Amerika hegemonik olarak ortaya çıkıyor. Yani hani merkezde de, merkez ülkelerde de hani böyle bir hani Hollanda, İngiltere, Amerika hegemonyaları var diyor. Yani tarihsel olarak bunları görmemiz lazım. Ve bunlar İngiltere hegemonyası olduğu dönemde tabii ki Fransa hani ve Almanya onu onunla mücadele halinde. Yani bu işte dolayısıyla İngiltere, Fransa, Almanya büyük yani büyük devletlerin veya büyük güçler deniyor. Büyük güçler, büyük güçlerin kendi aralarında dünyayı ya hakim olmak üzere mücadeleleri, rekabetleri, yani işte Türkiye'nin toplumsal yapısında görmüşsünüzdür. Çağlar Keyder'in kitabını muhtemelen kullanıyorsunuzdur. Yani tam da işte o bağlamda hani diyelim ki Kanuni döneminde 16. yüzyılın ortalarında hani hakim hani, kapitalizm öncesi bir sistem olarak hani diğer yani üç kıtaya yayılabilmiş olan bir sistem nasıl giderek periferileştiriliyor, yani çevre, yani bir çevre devleti, çevre ekonomisi haline getiriliyor. Hani işte 1880'lerde Düyun-u Umiye kuruluyor, yani devlet içinde de hani sömürgeleştirilmiyor ama mesela Çin sömürgeleştiriliyor, Hindistan sömürgeleştiriliyor, ama Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu sömürgeleştirilemiyor diyelim, veya sömürgeleştirilmeden kendi devletlerinin bırakılması, yani bu işte her ne kadar İngiltere hegemonik olsa da yeni ortaya çıkmakta olan Almanya ve işte daha önceden Fransa hani yani kimin şeyine, tam kontrolüne girecek? Hepimizin kontrolünde olsun deyince devleti orada bırakmak gerekiyor filan. Yani hani bu Türkiye'nin toplumsal yapısının tarihsel, sosyolojik gelişimi değil ama hani genel olarak Türkiye'nin toplumsal yapısını bu çerçeveden gördünüz, incelediniz tahmin ediyorum. Hani o dersi veren arkadaşların da Çağlar Keyder'i ve dolayısıyla Wallerstein'le birlikte çalışan ve onu işte Türkiye'de devlet ve sınıf, hani o kitap, oradan biliyorsunuz. Yani bu dünya sistemi analizi yani ulus devlet sınırları arasında kalmadan dünyadaki iş bölümü, yani hani o zaman ne oluyor? İşte Hollanda'dan sonra İngiltere hegemonik ekonomi, hegemonik devlet olduğu zaman işte Avrupa'nın bir kısmını yarı çevreye dönüştürüyor. Yarı çevre. İtalya, İspanya, hani daha önce hani daha gelişmiş olan işte Osmanlı yarı çevre oluyor. Sonra hani giderek çevreleştiriliyor. Yani dolayısıyla sırf Osmanlı'ya bakarak Osmanlı'daki dönüşümleri anlayamayız diyor. Hani veya sırf Rusya'ya bakarak Rusya'daki dönüşümleri, veya hani dünya sistemi içinde nereye, dünya sistemindeki iş bölümü
dünya piyasalarının ve iktidar süreçlerinin ülkeleri konumlandırdığı yerleri ve hiyerarşiyi saptamamız lazım diye ve bunu da hani tarihsel olarak sistemin oluşumu, onun krizleri, işte o döngüler, Kondratiev döngüleri hani bu çerçevede izlememiz gerekiyor ve hani neden işte 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra birdenbire popülerleşen küreselleşme yaklaşımının, küreselleşme kuramlarının geç kalmış kuramlar olduğunu, oysa ki işte 1990'larda birçok insan, birçok sosyal bilimci yapmaya çalışırken Wallerstein ve Samir Amin ve yani hani diğer insanlar yani modernleşme kuramına ulus düzeyinde kalarak incelemeye çalışan modernleşme kuramına karşı çıkan kuramcılar bunu daha dünya sistemi çerçevesinde analiz ediyor. Ne zamandan itibaren şey ederek işte 1966'da az geçmiş kapitalizm köylere girişi Bahattin Akşet yazdığında yani dünya sistemi çerçevesinde analiz etmek gerekir. Ben bunu hani nereden sadece Paul Brand'dan değil yani Türkiye'deki sosyal mesela Niyazi Berkes'ten, Beyce Boran'dan, Vecel Kıray'dan etkilenerek hani bu çerçevede görmek gerektiğini, modernleşme kuramının yeterli olmadığını görebilmiş oluyor. O da işte bu bu kuramın küreselliği daha başından daha yani 1600'lerden başlayarak küresel olmasından, tarihselliğinden ve böyle hani farklı farklı sosyoloji ayrı, siyaset bilimi ayrı, iktisat ayrı değil. Yani bütün bilimleri tek bir disiplin altında birleştirerek bakabilme imkanını sağlayan bir yaklaşım bu diyor. Yani bir bütüncülüğü var filan. Yani böyle bir şey var bu bölümün. Bu bölümü özetlemiş oldum şimdi size. Ve son olarak son bölümün yani benim Kanada'da işte Dünya Sosyoloji Derneği'nin başkanlığından ayrılırken yaptığı konuşmayı şimdi özetlemeye çalıştım. Şimdi burada bu makalenin, bu konuşmanın birinci kısmında hani bu sosyolojinin mirası ve vaadi hani başlığıyla diyor ki bir kere yani sosyoloji kültürü diye hani 1945'lerden itibaren bir ortak klasik kuramcılar yaklaşımı oluştu diyor. Bunu da diyor esasında istemediği halde Talcott Parsons sağladı diyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani ikinci sınıftayken Talcott Parsons'ı anlatırken hani dört kuramcı alıp işte toplumsal eylemin yapısı kitabında dört kuramcı aldığı dört kuramcı da Durkheim, Weber, Pareto ve Marx aldı. Marx yoktu mesela burada. Yani hani, bilerek Marx'ı dışında bırakıyor. Yani Marx dünyanın modern dünyanın farklılaşmasını, değişmesini, sosyolojisini anlamamızda önemli bir katkısı olan bir kuram değildir demeye getiriyordu. Hani bunu direkt söylemiyor. Ama bu işte 1930'ların sonu. Ama 1902 Dünya Savaşı'ndan sonra giderek sosyologlar arasında hayır Marx da var, Durkheim, Marx, Weber üçlüsü bağlamında klasik kurucular bunlardır. Yine ikinci sınıfı hatırlayın. Mesela Giddens'ın ilk kitaplarından birisi bu üçünü birleştirmeye çalışıyor. Söylemişimdir o zaman. Bourdieu mesela bu üçünü birleştirerek kendi yaklaşımını oluşturuyor. Ve burada da Wallerstein şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki sosyoloji bu üç kuramcının hani basitleştirerek
kanon, hani kanon kavramını kullanıyor. Yani kod, neredeyse kodlanmış. Hani bütün sosyologların bilinçaltına ve bilincine yerleşmiş. Hani birinci şey toplum rasyonel olarak anlaşılabilen, yani rasyonel ilişkiler içinde oluşmuş ve rasyonel olarak anlaşılabilecek bir gruptur. Bir gruptur. Hani bu grubun hani mekanik dayanışma, organik dayanışma olabilir. Ama öyle bir yapılanmıştır ki bu hani gerçeklik rasyoneldir der Hegel. Bir anlamda hani Dürkheim'de de ki Ziya Gökalp Dürkheim'i hani idealist olarak hani Hegelci gibi ele alır. Hani gerçeklik rasyoneldir. Yani bu grup gerçekliği rasyonel bir gerçeklik. Esasında tam rasyonel demiyor çünkü hani duygusal olan ve rasyonel olmayan diğer boyutlarını da inceliyor ama hani böyle bir ortak bir şey çıkıyor yani Dürkheim'dan diyor. Fakat hemen görüyoruz ki bu yeterli değil. Çünkü bu gruplar bir kere hani dayanışma içinde, fikir birliği içinde değil. Hani bu hani gruplar olarak toplumlara baktığımız zaman çatışmalar var, savaşlar var, devrimler var. O zaman kim gündeme geliyor? Marx gündeme geliyor. Diyor ki bu grup hiyerarşik olarak örgütlenmiştir. Buradaki zenginlikler adil olmayan bir şekilde işte üretim araçlarına sahip olan olmayanlar falan değişik kriterlere göre hiyerarşik olarak yapılanmıştır ve çıkar farklılıkları vardır bu ortaya çıkan grupların. Onun için birbirleriyle çatışırlar. Tarihin motoru bu grupların, sınıfların çatışmasıdır diyor. Hani tam böyle Dürkheim'in karşısına koyabileceğimiz bir kuram olarak. Ama yine de şunu da görüyoruz ki bu toplumlar yaşamaya devam ediyor. Bir devamlılığı var. Oysa ki hani çatışmalar olduğuna göre yani dağılabilirler de hayır dağılmıyor. Peki niye dağılmıyorlar? Diye sorduğumuzda da Weber'in kuramı yardımımıza koşuyor diyor. Tamam, hiyerarşik olarak alt gruplar var bu grubun içinde. Ancak alt grup üst grubun onları yönetmesini ve onların dağıtım türünü benimsiyor, kabul ediyor. Yani meşru görüyor. Meşruluk kavramı Weber'in. Meşru görüyor. Çünkü bütünün, yani grubun bütününün hayatının devamı, bekası, hayatının devam etmesi için yani bir süre diyelim ki bu grubun, hani daha sonra belki de başka grubun yönetmesine, hakim olmasına izin vermemiz gerekir diye kendi kendilerine bunu rasyonelleştiriyorlar, kabul ediyorlar, yani meşrulaştırıyorlar. Yani bu üç kuram bu şekilde üç aksiyomla, bunlara sosyolojinin üç temel aksiyomu diyor, aksiyomuyla açıklıyor, birleştiriyor. Yani bu uzunca bir konuşmaydı. Uzunca da bir bölüm. Sonra atlayacağım. Sonra ikinci bölümünde bu bölümün, bu yazının meydan okumalar. Yani tamam, sosyoloji var, devam ediyor. Bir sosyoloji kültürü var. İşte orada 5000 sosyolog toplanmış, dinliyor bunu yani. Dünya Sosyolojik Kongresi bu. Ama diyor yani muzaffer bir durumda değiliz. Bir kere hani bu kültürel araştırmalar ve karmaşıklık araştırmaları tamam hani bize doğru bakıyorlar ama biz kendi aramızda, yani sosyal bilimler olarak iktisatla, siyaset bilimiyle
antropolojiyle, yani işte psikoloji, hani nereye, yani bunlarla belirli bir yani disiplinler olarak nereye kadar gideceğiz? Yani akademik disiplin olarak nereye kadar, organizasyon olarak nereye kadar? İşte burada Wallerstein Bourdieu'ya ve Foucault'a referans veriyor. Yani hani sosyolojinin sosyolojisini yapmaya başladığımız zaman diyor, hani bir kere bir Foucault'un şeyine bakmamız lazım. Yani Foucault'u ikinci sınıfta anlattım size, daha sonra tekrar istediğiniz yeniden ele alacağız Foucault'u, ama hatırlayın ikinci sınıfta Foucault'un kitaplarından birisi Bilginin Arkeolojisi. Ondan önce de Kelimeler ve Şeyler kitabında da insan bilimlerinin arkeolojisi, yani bilimlerin bir disiplin olarak ortaya çıkışının, işte söylemlerinin, onun iktidarla olan ilişki, hani bunu hatırlamamız lazım diyor. Benzer bir şekilde diyor, Bourdieu'nun da Homo Academicus'ta, hani oradan doğruya üniversitelerde, üniversitenin içindeki farklı fakültelerin toplum içindeki, siyasetteki, ekonomideki iktidar ile olan yakınlıklarına, uzaklıklarına göre nasıl konumlandıkları meselesi. Hani bu açılardan yeniden düşünmemiz lazım deyip bir Foucault'a ve Bourdieu'ya referans veriyor. Şimdi bu meydan okumalardan birincisini bilinçaltının, yani Freud'un bilinçaltı, hani o buzdağının üstü görünen kısmı, denizin üstünde görünen kısmını bilinç, hani öyle bir benzetme yapılır. Geri kalanı da bilinçaltı. Yani ben sadece tabii bilinç ve bilinçaltı değil tabii, yani id, ego ve süperego. Mesela Bauman'da hani id, ego, süperegonun ve idin savaş alanıdır der falan. Ama yani bir hani irrasyonel olarak düşünebileceğimiz bir alan var. Hani daha rasyonelleşebilen bir hani bilinç düzeyi var. Hani rasyonelliğin boyutu. İşte burada yani bu formal rasyonelite ve tözel rasyonelite Weber'in düşünürken Freud'un bilinçaltı analizlerini de dikkate almamız gerekir diyor. İkinci olarak sosyolojiye meydan okuma, sosyolojinin Avrupa merkezliliğine meydan okuma. Bu Avrupa merkezliliğine meydan okuma, yani bir örnek olarak yine Mısırlı Anwar Abdülmalek diye birisini alıyor. Ve Anwar Abdülmalek, hani bir nehir düşünelim diyor. Nehrin doğu kenarında olan insanların, toplumların rasyonellik veya hani duygu ve anlam düzeylerine önem vermeyle nehrin batı yakasındaki, hani Avrupa'yı kastediyor, daha analitik, bilişsel rasyonalitenin veya araçsal rasyonalitenin hakim olduğu dünya, yani bu birinci batısındaki nehrin batı dünya doğusundaki dünyayı ötekileştirerek kendisini tanımladı, ama artık hani bunu işte aşmak durumundayız falan, buna meydan okuyor. Esasında Samir Amin de yine, hani gerçi Mısır'da uzun kalmıyor, Paris ve Dakar ve Afrika'da hani bu dünya sistemi analizini geliştirenlerden birisi, hani Wallerstein'le paralel olarak, o da hani zaten yani Avrupa merkezciliği bu dünya sistemi analizi ile aşmaya çalışıyor, ama buna rağmen hani dünya sistemi analizini işte kuran kişiler, tamam bir Latin Amerika kısmı var, André Gunder Frank, ama kendisi yine Amerikalı. Wallerstein kendisi Amerikalı. Diyelim ki
hani diğerlerinden işte Samir Amin, tamam, Mısır, Fransa, işte Çağlar Keyder Türk falan, hani böyle biraz ama yine hala bir Avrupa merkezci kavramlar hakim durumda. Bunun aşılması ve bir hani işte dünya sosyolojisi, yani dünyanın bütününü dikkate alan, hani ulusal toplumlarda gelişmiş sosyolojilerin birleşmesi. Yani ben hani bunu daha çok işte 4. sınıfın 2. döneminde aldığınız Türk sosyologları veya Türkiye'de sosyolojinin gelişmesi diye İngilizce bir ders veriyorum. Orada hani böyle bir şeyi yapmaya çalışıp sonra Türkiye'deki sosyologlara giriyorum falan. Neyse. Üçüncü meydan okuma bu daha çok Fernand Braudel diye bir tarihçinin kendisinden önce var olan iki tür zamana iki yeni tür zaman kavramlaştırması ekliyor ve Wallerstein de bunu benimsiyor. Yani şimdi bir kere birinci zaman anlayışı fiziğin zaman anlayışı. Yani tersinir zaman anlayışı. Yani ne diyor fizik? Fizik kanunları zamandan ve mekandan bağımsızdır. Yani 10 bin yıl önce de taş düşüyordu. 100 bin yıl sonra da, neyse 100 bin yıl sonra hala dünya bir ceviz gibi yuvarlanmamışsa karanlığa düşüyor. Yani zaman ve mekandan bağımsız, zamansız zaman veya tersiniz zaman, hani işte Pisa Kulesi'nden bir taşı atıyorsun, onun hızını, şeyini hesaplayıp hani yer çekiminin mini hesaplıyorsun. Hani tamam, bir zaman var, zamanı dikkate alıyorsun. Çıkıyorsun, tekrar aynı taşı atıyorsun. Yeniden zaman sıfırdan başlıyor tekrar hani filan. Ama bir de bunun karşısında diyor episodik zaman, tarihçilerin zamanı. Yani tarihte olaylar, Fransız devrimi, arkasından işte ne geliyor? Sovyetler Birliği'ndeki devrim, sonra işte Türkiye'deki devrim, sonra işte Vietnam'daki, Mısır'daki, yani ülkeler hani böyle şu tarihte bu, bu tarihte bu, yani tarihler ve olaylar, hani episodlar, episodik zaman deniyor ona. Oysa ki diyor Braudel, bir kere işte bu tam da Wallerstein'in kavramlaştırdığı dünya sistemi, sistem analizinde bir sistemin, hani feodal sistem ne zaman doğmuştur? 10. yüzyılda diyelim ki. 9. yüzyılda. 9. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar. Hani işte oradaki 500 yıl. Peki bu kapitalist dünya sistemi ne zaman? 15. yüzyıldan işte 21. yüzyıla kadar ki 500 yıllık, 600 yıllık dönem. Yani bu bir kere bir hani bu 600 yıllık zamanı bir dikkate almamız lazım. Bir de onun içinde hani oluşumu işte hani Hollanda'dan hegemonyasından İngiltere hegemonyasına geçiş neler değişti? Amerikan hegemonyasına geçiş neler değişti? Sovyetler Birliği'nin iki merkezli iki süper güçlü sisteme geçince ne oldu? Bu iki süper güçten birisi dağılınca, Sovyetler Birliği dağılınca, Amerika Birleşik Devletleri tek başına kalınca ne oldu? Yani bütün bunları hani konjonktürel zaman, hani bir böyle, ikincisi bu Kondratiev döngüleri, hani dünya ticaretinin genişlemesi ve daralması. Yani genişlerken hani daha refah devleti, buna benzer toplumlarda daha adil dağılımlar, demokratik gelişmeler oluyor, refah devleti gibi. Ama çöküşe, döngü öbür tarafa dönünce işte neoliberalizm, onun getirdiği bütün hani kısıtlamalar, özelleştirmeler filan hani konjonktürel zaman. Yani bunların dört zaman olmuş oluyor o zaman. Yani fizikçilerin zamanı, tarihçilerin zamanı, sistemin zamanı, sistem içindeki konjonktürlerin zamanı gibi.
Evet, bunu da dikkate almamız lazım diyor. Dördüncü olarak sözünü ettim karmaşıklık araştırmaları. Yani nasıl kimya, fizik, biyoloji hani giderek böyle bir sistemler nasıl ortaya çıkıyor fizikte, kimyada, kimyanın çalıştığı dünyada, biyolojinin çalıştığı organik dünyada. Hani ona odaklanıyorlar. Trigogine diye birisi işte bu kimyacı esasında kendisi Nobel ödülü alan birisi. Hani o işte artık daha önceki Newton dönemindeki fiziğin zorunlu belirlenmiş değişkenler arası ilişkiler yerine hani daha olumsallık olan yani determinizm ve olumsallık bağlamı içinde daha olumsal bir şekilde ve daha çok kesinliğin daha az olduğu sistemler, analizler yapmamız gerekir diyor. Beşinci meydan okuma olarak feminist meydan okuma. Feministler biliyorsunuz yani 5000 yıldır bir erkek egemenliği, ataerkil toplum, kültür, dünya, ekonomi ve bilim olduğunu, hani kadınların burada az olduğunu, az yer alabildiğini, dolayısıyla hani kadınların daha çok yer alması ve hani daha eşit, hani ikinci durumda değil, eşit konumda olması ve belki de hani Habermas'ın araçsal aklına karşı olan anlamaya dayalı aklı ve de belki de işte Wallerstein'in özel rasyonalite dediği daha bütüncül bir rasyonalite anlayışını belki de dünyaya getireceği ve hani dünyanın gitmekte olduğu sonu hani durdurmada belki de bir rolü olabileceği. Dolayısıyla hani bu feminist meydan okumayı dikkate almamız gerekir diyor. Ve sonuncu olarak da belki de o dersi seçmeli bir ders, bilim ve teknoloji dersini alanlarınız orada Latour'u belki de görmüş olabilirsiniz. Hani Latour bilim antropolojisi yapıyor. Yani hani modernitenin doğa ve kültürü böyle kesin birbirinden ayrıştırdığını. O zaman oysa hiçbir zaman ne modernite öncesinde, ne modern dönemde, ne şimdi kültür ve doğanın kesin birbirinden ayrışmadığını, hep bunun bunların hibrit şekilde iç içe geçtiklerini ne söylüyor ve hani kitabın adı da biz hiçbir zaman modern olmadık diye bir kitap yazıyor. Yani bunu da bir meydan okuma olarak alıyor. Haraway'in hani cyborg işte hibrit yani hem organik hem elektronik hem robotik hani varlıklar giderek hani çoğalacak, onlarla birlikte yaşıyor olacağız. Zaten biz her birimiz bir dereceye kadar siborguz. Gözlüğümüzle, implant dişlerimizle, hani başka şeylerle filan gibi bir şey. Bunu da dikkate almamız gerekiyor diyor. Yani sosyolojinin ve sosyal bilimlerin genel olarak, sosyal bilimlerin disiplin ve örgütlenme sınırlarını aşarak bir araya gelip açılmaları, sosyal bilimleri açın diye bir komite oluşuyor. O komitenin de başkanlığını yapıyor.